Karşıt görüşe CHP ile başladık. MHP ile devam ediyoruz. Herkesin yakından tanıdığı bir ismi, bir siyasetçiyi ağırlıyoruz. Ama öncesinde karşıtgoruş@gmail.com'u hatırlatmak isterim size. Canlı yayına sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Oktay Vural'a sorun hashtag'ini de hatırlatalım. Bir grup başkan vekili Oktay Vural'a ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Şimdi demin VTR'ye bakarken ne hareketli günler mecliste geçiyor. Yani evet. Hiç böyle bir dönem yaşadınız mı mecliste? Yok. Çok yani gerçekten böyle bir dönem yaşamadım ama yani VTR'nizde ilgimi çeken bir şey oldu. Ne yani vardı? Şimdi aslında bakıldığı zaman yani orada tabii demokrasinin şeylerini paylaşanlar ama orada mesela bir terörist başının şeyi var. Yani dolayısıyla bir siyasi aktör. Öcalan, evet. Değil mi siyasi aktör? Ya ama nasıl olabilir? İşte onu konuşacağız ama şimdi. Nasıl olabilir? İzin verir yani misiniz sizin nereden, bugün nereye? Evet. Sizin ama, bir sesiniz var bugün. Evet. Bir onu izleyelim istiyorum. Çünkü bugün hakikaten eleştirileriniz oldu. Kısa bir VTR. Tabii. Ona da bir bakalım. Ondan sonra onun üzerine konuşalım memnuniyetle isterseniz. Diyarbakır'da Megri Megri, Balıkesir'de Dombra. Hani bir reklam vardı. Aç kapa aç kapa diye. Var mı yok mu? Merak ediyorum. Balıkesir'de yok denilene Kars'ta neden var demek durumunda kaldı? Kim talep etti ya bunu? Adalardan esen bir yel hemen yoktur dedikleri Kürt sorununu vara çevirmiş oldu. AKP, PKK, HDP seçim işbirliği anlaşmasını yapmışlardır. Bunların bu konuşmaları aşık atışması. Leb değmez atışması. PKK'ya siz de sınav mı yapıyorsunuz? Terfi sistemi mi getirdiniz? Sınava sokup terfi mi ettiriyorsunuz ya? Sen bir teröristin yeterli olup olmadığını nasıl test ediyorsun ya? Bir terör örgütü yöneticisinin yetersizliğini sorun eden bir başbakan yardımcısı. Megri Megri, Dombra Dombra. Evet, yani gerçekten böyle çok çelişkileri yaşadık aslında. Bunları defalarca ifade edildi. Bir var, bir yok. Önce var, sonra yok. Hmm. Doğrusu toplum bu yönüne bakıldığında biraz da şaşkına çevriliyor. Yani neyin var, neyin olmadığını. Sorun yoksa çözüm nedir? Çözüm yoksa sorun nedir? Çözüm oysa şimdi, niye teröristle görüşüyorsun? Şimdi şöyle yorumlar yapılıyor. Özellikle seçim arifesinde. Bir önceki seçimde de olmuştu. Aynı, zaten. Evet, tabii. Daha milliyetçi kesimin oylarından bir şekilde pay almak adına yapılıyor açıklamalar denilmişti. Tabii haliyle MHP'nin tabanı oluyor. Evet. Ne diyeceksiniz? Öyle başlayalım mı? Tabii aslında bakıldığında efendim yani milletimizin genel itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi oy verenler dahil olmak üzere aslında bu süreçleri sorguluyor. Yani gerçekten sorguluyorlar. Bunu milletvekilleri dahil Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanlar dahi. Süreç derken bu çözüm sürecinden evet, mi evet, bahsediyoruz? Evet yani bu ne yaptıklarını, çözümün ne olduğunu bilmiyorlar. Çözüm pazarlıyorlar. Yani çok garip bir o şeyle durumla karşı karşıyayız. Kimse çözümün ne olduğunu söylemiyor. Ama bir çözüm pazarlığı var. Şimdi böyle ortamlarda tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı ve direnci aslında bu ikiyüzlü siyaseti ve gerçekleri ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkartınca o partiye oy veren insanlar sorgulamaya başlıyor. O zaman bu sorgulayan insanların o kitleden kopmasını önlemek amacıyla üzerine hemen bir çul örme. Bu eksenle işte HDP, AKP arasında bu aşık atışması. Gerçek değil mi siz? Neresi gerçek? Yani şimdi hangisi gerçek peki o zaman? Ya Barçak Hanım hangisi gerçek? Oslo'da terör örgütünün muhatap alınması gerçek. Evet. İmralı'da görüşmeler yapıldığı gerçek.
Dolmabahçe'de PKK'nın... Beraber bir bildiri. Evet. 10 maddelik bildiri efendim. Evet. Şimdi istirham ediyorum Bahçeli Hanım, 46 yıldır demokrasi içerisinde mücadele sürdürüyoruz. Programımız var, bunlar var. AKP ile HDP ve PKK bu 10 maddelik anlaşmada vatanımızı, milletimizi, cumhuriyetimizi, kimliğimizi, anayasamızı, vatandaşlık, kamu düzenini hepsi konusunda mutabakata varmışlar. Şimdi bu kadar kapsamlı bir şekilde bir mutabakata varanların bu konudaki atışması... Yani samimi değil diyorsunuz. Sizce yani aklımızda biraz alay ediyorlar gibi geliyor. O 10 maddede sizi en çok rahatsız eden nedir mesela? Efendim, vatan, millet, milli kimlik, anayasa, kamu düzeni, bunlar İmralı'yla bir terör örgütüyle pazarlık konusu yapılabilir mi? Yani istirham ediyorum. Bakın Çanakkale zaferinin yıl dönümü, 100. yıl dönümü ya. Evet. Yani şimdi burayı dikkate aldığımızda, yani bunları dikkate aldığımızda, vatan, bu coğrafya kolay mı vatan oldu? Millet olarak biz öyle birdenbire komite odalarında mı millet olduk? Cumhuriyet, birileri komite odasında mı cumhuriyet yaptı? Biz sömürge artığı mıyız? Bunlarla ilgili bakıldığında bu kavramların hepsi örülmüştür. Yani bu örülen kavramları komite odalarında, İmralı adalarında pazarlık konusu yapmak, kesmek, biçmek, şöyle yapalım, böyle yapalım... Bizim tarihimizde olmayacak bir şimdi husustu. Şimdi MHP'yi eleştirenler de var, destekleyenler evet, de var efendim. Ama MHP'nin çizgisi de hiç aslında değişmedi. Yani ilk günden beri söylediğinde doğru, devam evet ediyor. Zaman zaman bunda da eleştiriye uğradı. Bazen oy bile almadı daha fazla belki de seçimlerde. Kürt sorunu yoktur diyor. Yok. MHP. Hala bu çizgide mi Oktay Bey? Şimdi bizim çizgimiz aynı da bu çizgiye yanaşıp da kaçanlar oluyor dikkat ederseniz. Balıkesir'de yanaşıp Kars'ta kaçanlar oluyor. Evet, Türkiye'de Kürtler bir sorun değildir. Sorunun kaynağı değildir. Ama Kürtler, Kürt sorunu var diyor. Efendim, Kürtlerin Kürt sorunu var diyen anketlere bakalım. Size bundan önce, 3 yıl önce, 5 yıl önceki anketlere göre Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyenlerin oranı 1,5, %1,5. Koskoca bir yalandır. 100 yıl önce bize Türkiye'nin Kürdistan meselesi vardır diyerek Lozan'da önümüze getirenler bu sorunu varmış gibi yapmak suretiyle o dönemde getirmek istedikleri, vermek istedikleri özelliği ve paralel millet, paralel devlet oluşturmayı inşa etmek istiyorlar. Bunları iyi gözlemlememiz lazım. Bakın bir şey söyleyeyim. Kürt sorunu istirham ediyorum. Ben İzmir milletvekiliyim. Ankara'da, İstanbul'da Kürt kökenli insanlar var. Beraber birlikte yaşamıyor muyuz? Komşu değil mi? Alışveriş yapmıyor mu? Bu insanlar birbirlerini boğazlıyor mu? Dışlıyor mu? Bundan alışveriş yapmayın mı diyor. Allah'a hamdolsun böyle bir şey yok. Ama Marksist deniz bölücü bir örgüt. Etnik bazlığı, ayrımcılığı meşrulaştırmak amacıyla bunu kullanıyor. Ama Oktay Bey, şunları siz yani deneyimli bir siyasetçisiniz, evet, hatırlarsınız. Kürt iş adamlarının listesi bile dolaştı. Efendim, peki ülkücü iş adamlarının listeleri? Onlar da dolaştı. Yani evet, istirham ediyorum. Evet, yani. Evet. Ama bunlar da gerçek değil efendim, mi? Bu evet, demokrasinin sorunları. Bunlar demokrasimizin sorunları. Yandaş medya, candaş medya ayrımı yapılmıyor mu? Bu bizdendir, o bizdendir. VIP torpil listeleri. KPSS'de torpil. ÖSYM'de torpil. Yani bunların hepsini görüyoruz. Sizler yaşıyorsunuz. Belki burada konuştuklarınızın belki 10 katı daha fazla düşüncelerinizde farklı şeyleri söylemek istiyor olabilirsiniz. Ama tablo bu. Şimdi bunlarla ilgili Kürt kökenli insanla ben size söyleyeyim. Şeyde ekonomik açıdan olsun, diğerleri açısından olsun, yani hepimizin demokrasiyle ilgili bir takım, demokrasimizin kalitesiyle ilgili bir şey var. Ama bunu etnik kimliklere indirgediğiniz zaman böyle bir bakış açısı demokraside yer almaz. Peki şimdi Türkiye'nin yani geçmişe, bu olayın geçmişine baktığımızda hakikaten çok büyük bir savaş diyeceğim artık. Hani neredeyse evet, savaş yaşandı, çok canlar gitti. Şimdi bir süredir de sizin kabul etmeniz çözülme süreci dediğiniz, evet, hükümetin de çözüm süreci olarak adlandırdığı süreçte canlar yanmıyor deniliyor mesela. Deniliyor. Evet. Dolayısıyla buradan yani hani değişen bir şey var mı? Daha kötüye mi gidiyor? Niye böyle 2002'de, düşünüyorsunuz? 2002'de evet, can yanıyor muydu? Yanmıyordu Bahçeli Hanım. 2002'de sıfırlanmış bir terör vardı. Sıfırlanmış bir terör, can yanmıyordu.
İmralı da yolunu bile bulamıyordu. Terör örgütü darmadağın edilmişti. Hatta o zaman 1998'in sonunda Abdullah Gül terör örgütü darmadağın edilmişse terörist başını bir politik lider haline dönüştürmemek lazım. Irak'ın kuzeyinde özel bir güvenli bölge olmaması lazım. Politik açılımlarla cesaret edilmemesi gerekiyor. Peki sizce ne oldu? Şimdi efendim bakın Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadele konusunda bugüne kadar yapılanların terörle mücadelenin önemli maliyetleri olmuştur. Ve bu maliyetler neticesinde ne olursa olsun 2002 yılında kazanılmış bir terörle mücadele var. Ampirik sonuçlar bunu ortaya koymaktadır. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin tezi entegrasyon modelidir. Şimdi bir taraftan iki dönemde de evet terörle mücadele edildi ama toplumu bütünleştirmeyle ilgili adımların atılması konusunda Milliyetçi Hareket Partisi tek başına bir iktidar olamadığı için rahmetli başbuğumuzun ifadesiyle sosyologlar, antropologlar, ekonomistler dahil olmak üzere kapsamlı olarak meseleye bakmamız gerekiyordu. Şimdi ise ayrıştırma ve çözülme süreci. İnsanları etnik kimliklerine göre, bölgelere göre ayırma modeli tersen uygulanıyor. Tersen soralım, Kürt sorunu vardır, benim problemim var diyor. MHP hayır senin sorunun yok, Türk'ün de var, Kürt'ün de var, herkesin var diyor. Bu bakışla ya da bu güvenlik önlemleriyle nasıl entegre olacaktı? Peki sorunun komplikasyonu nedir? Mesela şimdi, dil sorunum var efendim, diyor. Dilimi dil, konuşamıyorum dille ilgili, diyor mesela. Şunu ben ifade ediyorum. Dil meselesiyle ilgili bugün insanların kendi dilinde şarkı söylemesi ya da yayın yapmasıyla ilgili bir engel var mı? Yok. Yani şimdi bütün bunlar hep bir gerekçe olarak sunuldu. Milliyetçi Hareket Partisi hep şunu söyledi. Dedi ki bak eğer siz terör örgütünü cesaretlenecek, onu muhatap edecek adımlar atarsanız bunların hiçbiri çözüm olmaz. Gerçi Kürtçe şarkı dinlemek bile yasaktı bir dönem Türkiye'de efendim, değil mi? Efendim yasaktı yani milliyetçiyim demek yasaktı. 12 Eylül'de milliyetçilik yargılandı. Evet işte hiçbiri Türk olmaz. Milleti vardır demek ki ayrımcılık. Yani bütün bunlar şeyin terörün bir şeyi olarak kullanılamaz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bakın. Balçık Hanım çok meseleye şöyle bakmak. Dil konusu. Evet dil konusu insanların ana dili neyse onu kullanır. Ama eğitim dilimiz ve resmi dilimiz Türkçedir. Neden? Çünkü benim en büyük zenginliğim beşeri zenginliktir. Bu beşeri zenginliğimi eğiterek, milli toplum yapılarına bağlayarak Anadolu'nun vatanın her yerinde bir beşeri sermaye olarak kullanmak durumundayım. Dolayısıyla böyle olunca din meselesi aynı zamanda hem entegrasyon hem de kişilerin kabiliyetleri ölçüsünde sosyoekonomik sistemden pay almasını sağlar. Şimdi şöyle bir şey bakalım. Yani Kürt sorunu, etnik sorun derken. Şimdi Kürt kökenli insanların sahip olduğu bir kültür değerinin hangisini siz burada bizim değil dersiniz? Denildi bir sürü. Ne denildi? Hayır. Efendim delil o çalındı bizim dedi. Üç mumu çaldı bizim dendi. Kasideler bizimdir. Horon çalsa da bizim o da bizim. İstirham ediyorum. Bu milletin içerisinde şu şunundur bu bunundur diye folklorumuzu ayırmadık. Mutfağımızı ayırmadık. Ezgimizi sezgimizi sözümüzü ayırmadık. Şimdi bütün bunlarla ilgili aslında çok barışçı bir şekilde bu coğrafyayı vatan yapmış, milletleşmiş bir harsın, bir kültürün mirasçısıyız. Çok önemli bu. Yani ortak bir kültürümüz var. Demin 12 Eylül'den bahsettiniz. Darbeler gördü bu memleket. Evet. Yani onun sonrasında Kürt diye bir şey yoktur, Kart Kurt vardır cümlelerini bile duyduk hatırlarsanız. Efendim yani bunları yani Türk yoktur, yurt dışında Türk yoktur denilen çıktı efendim. Yani peki, 1944 bugün yılında 3 Mayıs milliyetçilik davasında ne yargılandı? Yani bunlarla ilgili hususlar, bunlar bir terörün, adam öldürmenin sebebi olamaz. Balçık Hanım bir şey soracağım ya. Bakın içim yanıyor. Mezarlarda öldürülen çocuklar, kadınlar, 45 günlük bebeler, yakılanlar, bunlar Kürt değil miydi? Kürttü. Kim öldürdü bunları? PKK terör örgütü öldürdü. Evet. Efendim bu insanlık düşmanı başlıca Kürt kökenli insanları bastırarak, sindirerek o insanları kendi arkasına almak isteyen bir düşünce. 2002 yılına kadar şu ya da bu şekilde arkasına alamadı. Ama 2002'den sonraki açılımlarla bir terör örgütü Kürt kökenli insanları arkasına devlet verdi. Devleti yönetenler verdi. Bunlar yanlış politikalardır. Yanlış politikalar. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz eğitim, ekonomi yoluyla milli toplum yapılarına bağlanmayı
ve kültürel zenginlik içerisinde içselleştirici bir millet perspektifinden meseleye bakıyoruz. Nevruz'a çok az kaldı. Mesela Nevruz hakkında sanırım alternatif bir miting düzenlenecek değil mi? Yok, bizim kurultayımız var 21 Mart'ta. Hı-hı. 21 Mart'ta bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11. kurultayı var. Mesela o Nevruz gün, hakkında ne düşünüyorsun? Nevruz yeni gün. Hı-hı. Bu coğrafyanın yeni bir heyecana, yeni bir güne, yeni bir döneme başlangıcı, hep beraber barış içerisinde kutlanmamız gereken, ama bu bir terör örgütünün propaganda aracı olarak, bir tehdit aracı olarak kullanılması doğru değil. Onun için 21 Mart'ta da biz kurultayımızı yapıyoruz. Özellikle o gün o yüzden mi seçildi mesela? Evet. Yani 21, Nevruz günü. 21 Mart bütün Türk dünyasında ve bu coğrafyada kutlanıyor. Biz de hem 21 Mart Nevruz'u kutlayacağız, hem de Nevruz münasebetiyle seçimlere gideceğiz ya, yani millete, evet, istişare edeceğiz. Milletten istişareden önce bir de partililere bir istişare yapacağız. Şimdi onu soracağım. Nevruz günü ne çıkacak o kurultayda? Ne slogan çıkacak mesela? 7 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yürüyüş ayak sesleri olacak inşallah. Evet. Türkiye'ye yeni bir heyecan gerekiyor. Şimdi onu soracağım. Demin CHP'ye de soruyordum. Dedi ki Balbay, bize diyorlar ki, dedi, geziyorum işte bütün şehirleri gezerken. AK Parti eleştirmeyi bir tarafa bırakın. Siz ne yapacaksınız diyorlar bize, dedi. MHP'ye de kısmen diyorlardır muhtemelen. Sizler de duyuyorsunuzdur. Hakikaten MHP'nin bir alışageldik çizgisi var, bu bozulmadı. Evet. Ama bir şeyi de yeni söylemesi lazım. Seçimlerdeki başarı da ortada. Yani yerel seçimler başka, genel seçimler başka. Çok yüksek yükselişler yok MHP'de de. 17-76 aldık yerel seçimlerde, 2 milyon oyumuz aldı. Genel seçimlerde, evet. AKP'nin de oyu azaldı. Genel seçimler. Yani dolayısıyla hani ne diyecek MHP ya da ne üzerinden yürüyecek seçimlerde? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi olarak takdir edersiniz ki bütün hepimizi kavrayan birçok gelişme var. Ekonomik, sosyal, siyasal, yurt dışı, evet, birçok gelişme var. Bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendini ifade etmesi için çok yönlü olaylarla karşı karşıyayız. Yani tek yönlü bir bakış, peki, açısıyla topluma elbette gitmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi bazı şeyleri eleştirirken aslında neyin iyi olduğunu biliyor ki eleştiri yapıyordu. Neyin iyi olduğunu bilmeden eleştiri olmaz ki. O bakımdan böyle bakılması lazım ve şöyle de oluyor Bahçek Hanım. Şimdi neyin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ifadeleri kullanıyoruz ama bir şey yapma gücü olanı eleştirmek bir bakıma daha fazla ön plana getiriliyor. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın bütün grup toplantıda son dönemde emeklerin, işsizliğinin, atanamayanların, çiftçilerin, esnafın sorunlarını ve çözüm yollarını dile getiren açıklamalarda bulundu. Elbette 46 yıllık bir hareket, bizim bir ülkümüz var. Gönlümüzden geçenler, yapmak istediklerimiz var. Bunları seçim beyannamesiyle gayet açık ve net bir şekilde açıklayacağız. Mesela bugün tek başına MHP hükümet olsa, çözüm süreci, çözülme süreci, Kürt sorunu, olmayan Kürt sorunu sizin, ne yapar? Şimdi biz, yani mesela HDP'lilerle bir araya bile gelmiyorsunuz siz. Şimdi efendim, yani bir terör örgütünün, bir silahın gölgesinde siyaset yapanların demokrasi, yani benim bir tek gücüm var, ifade özgürlüğüm ya. Hayır, ama onlar da seçilmiş gelmişler, yok, değil mi? Tank yok, adam öldürme yok. Hayır, HDP'yi sordum, PKK'yı değil de. Ama yani HDP PKK'nın zaten. Ama seçilmiş gelmişler Oktay. Efendim, tamam. Şimdi orada Doğu ve Güneydoğu'da yapılan seçimle ilgili PKK terör örgütünün o bölgede vatandaşlar üzerinde etkisi yok mu? Asayiş birimleri var. Mahkemeleri var. Devlet onlara yol veriyor. Her şeyi yapıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri kamu yatırımlarının dağıttıklarını ifade ediyor. Sosyal yardımları yandaşlara dağıtıyorlar. Bütün bunlarla bakıldığında orada insanların demokratik tercihlerini etkileyen önemli ölçüde silahın öyle gücü geliyorlar var diyorsunuz yani meclise. Efendim, yani müsaade edin diye, yani çok son derece demokratik bir ortamda, insanların düşünce ifade hürriyeti ekseninde bir seçim ortamıyla oluştuğunu düşünmüyorum. Kaldı ama ki hep silahı savunarak Cumhurbaşkanlığı geliyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın aldığı oy oranına bakarsak bu pek de şey değil söylediğiniz. Mesela sadece silah gölgesinde olmadı. Yüksek bir oy oranı aldı tüm Türkiye'den. Yani katılanların %74 olduğu bir yerde aldığı oy, onun hangi sahiplerle olup olmadığı değil. Ben Doğu ve Güneydoğu'da yaşadıklarımızı dikkate alıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çözümle ilgili şimdi. Tek başınıza iktidar olsanız dedim, evet, mesela ne yaparsınız? Mesela HDP ne olacak o zaman mesela? Ne olacaksa olacak yani. Ben, yani muhatap yani, bile alınmayacak mı efendim, mesela? Efendim, HDP ne kadar oyu varsa o kadarlık bir parti olur. Yani ne yapacağız yani, özel ihtimamla şeye mi koyacağız? Yani netice itibariyle bir partidir.
Partinin oyu, yani bu yönüne diğer partilerden pek bir farkı yoktur. Ne kadar oy alırsa o kadar tesis eder. Demokraside çoğunluk yönetir. Çoğunluk iradesi yönetir. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu süreçte vatandaşlarımızı, insanlarımızı bir terör örgütünün açıkçası müsamahasına terk etmeyeceğiz. Terör örgütü muhatap alınmayacak ve insanlarımızın bireysel hak ve özgürlüklerini güçlendiren, kendi farklılıklarını açıkça rahatlıkla ifade edebileceği, milli toplum yapılarına bağlılıklarını artıracak, insanları ayrıştırmayan bir politikayla aynen tarihin ördüğü gibi bu yapılan yanlışlıkları ortadan kaldıracağız. Bu yönle bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim çözümümüz Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'da vatandaşlarımız var. Orada ne diyorlar vatandaşlara? Almanya'ya entegre olun diyor. Bakın, orada entegre olun diyenler. Benim entegre olmuş bu milletimi nasıl ayrıştırır? Neye göre ayrıştırıyorsun ya? Doğu ve Güneydoğu, ne yapacaksınız çözümünüz? Özellik vermek bir çözüm müdür? İnsanları farklı dillerine göre eğitmek bir çözüm müdür, ayrıştırma mıdır? Nerede istihdam edeceksiniz onları? Bunlar hepsi yanlış şeylerdir. Doğru şeyler değildir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu eksende bakıldığında her insanın, ben bu milletin evladıyım, ben bir vatandaşım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım gururunu yaşayacak ve demokrasinin, yargının, yasamanın, yürütmenin kalitesini artıracağımız bir demokratik demin bir ortam. Mustafa Balbay'a sordum, Türkiye'nin en önemli problemi nedir sizce diye. Tarafsız olamayan bir cumhurbaşkanıdır öncelikle dedi. Şimdi cumhurbaşkanı tarafını belli ediyor gerçekten de. Evet. Bunu da söyledi cumhurbaşkanı olurken. Ben evet, farklı bir cumhurbaşkanı olacağım dedi. Başkanlık sistemi istiyor, bunu da söylüyor. 400 vekil istiyor, onu da söylüyor. Ve bir taraftan da HDP'nin parti olarak girme şeyi var. Baraj altında kalabilir. Dolayısıyla oylar çok farklı olabilir. Ne diyorsunuz bütün bu tabloya? Şimdi bakın Balçık Hanım, biraz önce hani MHP seçime giderken çok yönlü bakış açımız var. Bakın, Türkiye'de demokrasi sorunumuz var. Bugün insanlar kendisini hür hissetmiyor. Bugün yargı yürütmeye bağlı. Bugün hepimiz istihbari dinlemelerle, istenildiği zaman mal varlığımıza el koymalarla hepimizi bir makul şüpheli haline getirebilecek bir uygulamanın şeyindeyiz, yani odağındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bakın, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kavramları bugün Milliyetçi Hareket Partisi bu gelişmeler vasıtasıyla topluma iletiyor. Daha önceleriki tartışmalarda hep güvenlik ve diğer eksenli olurken, evet, toplumun içinde bulunduğu bu sorunları dikkate aldığımızda bunları ifade ediyoruz. Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu eksende bakıldığı zaman istihbari dinlemeler, yanlış uygulamalarla devletin kurumlarını da eleştirebiliyoruz. Genelkurmay Başkanı'nın siyasete bulaşmasını da çok eleştirebiliyoruz. Çok ilginç bir çıkıştı o. Şimdi MHP'den beklenmeyen bir çıkıştı aslında. Çünkü daha çok orduyla hakikaten çok farklı yürümüş ya da daha doğrusu etki alanı önemli olmuş TSK üzerinde bir partidir MHP hakikaten. Ve çıktı Genelkurmay Başkanı, çok ağır eleştirdi Sayın Bahçeli. Evet, yani şimdi bir Genelkurmay Başkanı siyasi irade bir karar vermiştir, talimat vermiştir, bunu uygulamış. Evet. Ama yaptığı bu uygulamayı değerli emanetler geride bırakılmamıştır diyerek bunu savunabilir mi? Böyle bir ifadeyi, yani bir toprak, ben inanıyorum ki o Mehmetçik orada canını ver deseydi canını verip orayı korurdu. Ben bu iradenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Mehmetçik'in asıl koruması gereken irade ve değere aykırı olduğunu düşünüyorum. Canını vermeli miydi oradaki? Canını verip vermemeyle ilgili değil. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi talimatı yerine getirmişse bunu yerine getirin. Canını vermesi için bak, gördük Süleyman Şah Türbesi'ni terk edildi. Terk edince şükür namazı kıldılar. Ya terk edilmeseydi ne olurdu? Ne oldu şimdi Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu vatan toprağı ne oldu? PKK, PYD'nin eline geçti değil mi? Yani bütün bunlar... Şimdi yurt savunmasından sorumlu olan bakanlar kuruludur. Askeri ceza kanuna göre vatan toprağını terk etmenin cezası müebbet hapistir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına göre de ben diyorum ki Süleyman Şah Türbesi'ni savunacaksın. Şimdi oradaki askere talimat mı verdiler ki biz savunamayız mı dediler ki geri çekilme iradesi ortaya konuyor. Bu bir siyasi iradedir efendim. Müsaade edin de ne yapacağız? Yani Hakkari'de problem var. Hakkari'yi Konya'ya mı getireceğiz? Bakın o bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi devleti milletin devleti olarak görür. Millete eziyet eden bir devlet olmaz. Zorba devlet olmaz. Milletin menfaatini korumayan devlet olmaz. Hatırlarsanız çözüm süreciyle ilgili olarak şeyde Milli Güvenlik Kurulu'nda çözüm sürecinden bahsedildiği zaman Sayın Genel Başkanımız şunu söylemişti. Siz Milli Güvenlik Kurulu'nda bu çözülme sürecini hangi devlet projesi olarak savunursanız savunun. Bu bir yıkım projesidir. Biz millet projesiyle geleceğiz demişti. Dolayısıyla bu konuda yaptığımız tespitler devletin mahfillerinde olan kimselerin aldığı kararları millet adına sorgulayabilme. Milliyetçi Hareket Partisi bu yönleriyle... Gerçi demin mesela darbelerden bahsettik, ülkücülerin yaşadıklarından siz bahsettiniz. Yani millete de her zaman hizmet etmedi devlet, değil mi? Efendim? Geçmişe, millete de her zaman hizmet etmedi devlet aslında. Elbette. Geçmişe baktığımızda. Ülkücü camia da çok çekti. Biz çektik, evet, neler çektik evet. Efendim. Şimdi, evet. Şimdi yine ayrımcılık. Yine açıkçası çifte standart. Yine bütün bunları dinlemeler. 77 milyon dinlenmiş. Bizi dinliyor, izliyor. Yani bütün bunları yaparken aslında bakıldığında gücü eline geçirenin bu gücü insanları korkutmak, sindirmek için kullanması problem alanıdır. Milliyetçi, biz bir milliyetçi olarak devleti milletin teşkilatı olarak görüyoruz. İnsanın yaşat ki devlet yaşasın felsefesi. Peki bir sonraki stepte başkanlık sistemi hedefleniyor dedik. Evet. Demin onu hatırlattım. 400 diyor meydanlarda Cumhurbaşkanı. Evet. HDP'nin baraj altına kalma problemi de olabilir. Olabilir. Ne düşünüyorsunuz meclis evet. aritmetiği konusunda? Şimdi bu seçimlerde hani kullanacağımız temel evet. Argümanlar. Aslında diğerini de tamamlayarak bunu peki, da buyurun, geçeyim. Ekonomik meseleler. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde ekonomik konular. Durmuş Yılmaz da MHP'den adayı değil mi? Yani öyle haberler var. Doğrusu ben bilmiyorum bugün son gündü. Kim müracaat çünkü etti, önemli ne yaptı, bir bilmiyorum. İsim Durmuş Yılmaz. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ve Abdullah Gül'ün danışmanıydı. Evet, Cumhurbaşkanlığında. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz zaten 99-2002 yılı arasında gerçekten yapısal reformlar konusunda ağırlığını koymuş bir hareketiz. Yani bir ekonomik istikrarı sağlayan temeller atıldı. Şunu söylemek istiyorum, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomik gelişmeler konusunda da görüş ve düşüncelerini ifade etme ve bu yönüyle üreten, paylaşan ekonomi, içselleştirici bir ekonomi modeli, tasarruflar, rekabet gücü yüksek, uluslararası rekabet gücü yüksek bir ekonomi oluşturmak ile ilgili görüş ve düşünceleri bugün ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Sağlam temellere bağlı olmayan ekonomi kişilerin konuşmasıyla maalesef dövizin artması, döviz faiz borsa üçgeni içerisinde kaynakların aşınmasına kadar götürüyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Bu seçimlere giderken sizi bir vatandaş olarak bizi izleyen, Habertürk'te izleyen insanlar ekonomik gelişmeden, hürriyetlerden ya da işte bu çözüm sürecinin geldiği garabetten endişe duyan, nereye gideceğiz diyen insanlar için biz bir alternatif oluşturduk. Evet. Şimdi bu yönüne bakıldığında hazır başkanlık ekonomiden bahsetmişken peki Durmuş Yılmaz'ı bilmiyor muydunuz aday olacağını? Doğrusu ben parlamentodan biliyorsunuz bu ara çok yoğunuz. Sabah 4'lere 5'lere kadar parlamentodayız. Önemli bir isim çünkü. Benim görevim o partimizi yöneten ve bu konuda süreçleri peki. takip edenler ayrı. Dolayısıyla bu konuda herhalde birkaç gün içerisinde kimden aday olup olmadığını ben de bir adayım. Memnun oldunuz mu peki Durmuş Efendim? Yılmaz ismine mesela? Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda yürüttüğü siyasete ve Türkiye'nin sorunlarını çözme konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin tercihte bulunan herkes saygın. Gelelim başkanlığa. Başkanlık. Şimdi başkanlığı kim istiyor? Habertürk'te bizi izleyen izleyicilerimiz. Yani emekli kardeşim. İşsiz kardeşim. Kim istiyor? Başkanlık talebi nereden kaynaklanıyor? Kişisel bir arzu ve ihtiras. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istiyor ve bunun için seçime gidildiğini söylüyor zaten. Kim diyor ki ona? Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı son araştırmada %76,5 başkanlık sistemini istemeyenler. Yani parlamenter demokratik sistem. Efendim devletlerin geleneği vardır, tecrübeleri vardır. Balçek Hanım,
Böyle oldu bittilerle oluşmaz bunlar. Bu parlamenter demokratik sisteminin şeylerini, eksikleri düzeltilir, yapılır. Sistemi daha iyi hale getirmemiz gerekebilir. Ama bu sistem yerine ne olduğu belli olmayan. Anlatıyorlar mı başkanlık sistemi nedir? Asarsın, biraz daha, kesersin. Biraz daha Türk tipi bir başkanlıktan bahsediyorlar. Yani ne demek evet, bu evet. Türk tipi? Yani doğrusu zaman zaman bu millete Türk demeyenlerin başkanlık sistemine gelince Türk tipi başkanlık sistemi demesi de biraz garabet gibi. Yani bu şunun gibi. Hani 23 Nisan'da bir çocuğa başbakanlık görev verince artık başbakansın, asarsın, kesersin. Başkanlık sistemi otoriter eğilimleri meşrulaştırmak ve başkanlık sisteminin federal bir yapılanmayı meşrulaştırmak amacıyla olduğu gayet açık ve net. Habertürk kanalında Fatih Altay ile 2004 yılında yaptığı şeyde Sayın Altay da soruyor, başkanlık sistemi evet diyor. Peki başkanlık sisteminde eyalet olur, elbette olur. Federasyon elbette, üstü kaval altı şişhane olmaz diyor. Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini evet, söylüyorsunuz. Kürdistan evet. Ve Lazistan olabilir diye söyleyen kendisi. Başkanlık sistemi federalizmi, eyalet tipi bir yapılanmayı, bir Kürdistan işte özellik vermesini... Peki bu seçimde bu ülke hakikaten bu millet bunun onayını verir mi? Faydası yok ki. Başkanlık sisteminin milletimize faydası yok efendim. Yani başkanlık sistemi diye uydurdukları, yani her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yani yaparım. Yani hedeflediği 400'ü verir mi mesela bu memlekette? Bundan önce niye vermedi de şimdi niye versin? Ekonomik sıkıntılar var, demokraside sıkıntımız var. Çözüm sürecinde PKK'nın istekleri ve arzuları yerine getiriyor, oraya teslim olmuş vaziyette. Çözümün ne olduğunu söylemiyorlar. Bu kadar ortam içerisinde 30 Mart seçimlerinde 2 milyon oyu azalmış bir partinin ne yaptı da yani Sayın Ahmet Davutoğlu'nun verdiği bir vizyon mu var? Topluma verdiği bir hedef mi var? Dolayısıyla başkanlık sistemi tartışması... Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP lehine propagandaya dahil olması için uydurulmuş bir metafordur. Siz zaman zaman program yaptığımızda bir ittifaktan bahsediyorsunuz hep gizli. HDP ile AK Parti'nin evet. Bir ittifakının hatta işte bu baraj altı kalma ve başkanlık sistemini birbirine armağan etme ittifakı. Hala geçerli mi o iddianız? Evet. İnatla efendim, Demirtaş diyor ki böyle bir şey yoktur. Efendim nerede yok? Yani şimdi iki vesayetçi şey var. Parti var. Hı hı. HDP İmralı'nın vesayetinde, AKP'de sarayın vesayetinde. Sarayla İmralı %95 fikirlerinde uyuşuyor. İmralı diyor ki başkanlığını destekleriz diye söylüyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında efendim başkanlık sisteminin altyapısı kesinlikle bakın bütün şehir yasasını çıkartmakla birlikte jandarmanın feshedilerek valilere bağlanması süreci dahil olmak üzere özelliğin altyapısını hazırlamak amacıyla yapıldı. Başkanlık sistemi de bunun üst yapısıdır. Dolayısıyla bu eksende bakıldığında özellik dediği kavramların çünkü şeyde söylüyor, Dolmabahçe mutabakında söylüyor. Demokratikleşmenin ulusal ve yerel bazdaki unsurlarını belirlememiz gerekiyor diyor. Dolayısıyla bunun çok açık bir şekilde başkanlık karşında bir özellik sürecini başlatırıcı, hatta hatırlarsanız David Phillips'in raporunda Adem'i merkezileşme olarak söylüyorlar özellik modelini. Dolayısıyla üniter yapılarda böyle bir model söz konusu olmaz. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman yani 400 vekil istemesi yani AKP-HDP ortaklığının arzuladığı bir sonuç olsa gerek. Ben bu Cumhurbaşkanı'nın bu şekildeki bir talebini sadece seçim propagandası malzemesi yapmak için kullandığını düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarı dahi mümkün değil. Bir de şunu düşünelim Balçıkan, bizi izleyen vatandaşlarımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanlar da var. Evet. Cumhurbaşkanı seçtik değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı seçildi. Bir diyeceğim yok. Seçildi. Peki Türkiye'de bir cumhurbaşkanı var mı? Şimdi hemen o noktaya geçmeden şunu sorayım. Demin Mustafa Balbay ile konuşurken size de biraz atıfta bulundu. Belki duymuşsunuzdur cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda. Hep eleştiriyorsunuz Erdoğan'ı dedim ben de. CHP'nin Ekmelettin İhsanoğlu ismini seçmesinde de biraz cumhurbaşkanlığını eliyle hediye etme yok mu?
öyle düşünenler yok mu dedim. O biraz MHP'nin de hatası olduğunu, çünkü mesela Bayburt örneğini verdi. %33 iken yerel seçimlerde %18'dir dedi. Türkiye genelinde genelde böyle oldu. MHP'nin etkisi bunda çoktur dedi. Sizin de ne cevap vereceğinizi de merak ediyordu. Evet. Hatırlatmış olayım. Evet, şimdi yani Bayburt'taki bir oy oranından kalkıp bir cumhurbaşkanı sonucu çıkartması doğrusu çok yadırgatıcı. Yani dolayısıyla çok mikro ölçekte bir şey. Ama şu var ki katılım %74 oldu. Katılımın... Doğru aday mıydı? Efendim? Doğru aday mıydı? Efendim, şimdi daha doğru bir konuşulabilir bizim, belki değil mi? Bizim bakış açımıza göre cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olması lazım. Anayasa çerçevesinde denge denetim mekanizması olması lazım ve bir cumhurbaşkanı olarak sahip olduğu özelliklerle bu medeniyet alanında yani MHP barışı tabanı, MHP seçmeni o adayı sindirdi mi içine? Efendim, bir tarafta siyasileşmiş, siyasi olarak bütünleşmiş aday var. Diğer tarafta da bir genel bir uzlaşmanın adayı var. Kutuplaşan siyasette rahatlıkla kanalize edilemediği görülüyor. Yani kanalize edilip şu ya da bu sahiplerle. Ama hatırlarsanız bu adayla ilgili en başta itirazlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Tabii. Kendi partisinin içerisinden geldi. Evet, geldi. Dolayısıyla... Yani CHP'de de geldi, biz, MHP'de de geldi. Aynı soruyu size sorayım peki. Siz de Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan olmasından rahatsız biri olarak. Mesela MHP'de yok mu bu şeyde yolda bir taşta o koyan? Ama biz bir toplumu bir uzlaşma... alanı oluşturduk. Bakın kutuplaşma siyasetin geldiği bir noktada. Şimdi ben istirham ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup olup da Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiş insanlar. Evet. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın bu yaptıklarından memnun mu? İnan ki değil. Neden? AK Parti seçmeni mi? Evet, neden? Niye değil? Değil? Çünkü kaybediyor. Ekonomiyle ilgili konuşuyor, kaybediyor. Sürekli olarak bunlarla ilgili grup toplantıları yapıyor, şunları yapıyor. Bu çok müdahaleci. Bu yönüne bakıldığında sizin bizim cumhurbaşkanımız deme hakkımız yok mu bizim ya? Bir problem olduğu zaman cumhurbaşkanına gitme ya da bir şey ifade edebilme imkanı yok. Bir denge mekanizması değil artık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı makamı boş. Şu anda hiç kimsenin derdini iletebileceği, hiçbir kurumun ahenkli çalışması konusunda inisiyatif kullanabilecek bir kimse değil. AK Partililer de mi dahil bu söylediğinize? Elbette tabii. Yani AKP'ye oy veren insanlar Çankaya'da bir parti bayrağı olmasını ister mi? Bir parti devleti olmasını ister mi? İstemezler. Cumhurbaşkanı... Niye istemesinler AK Parti'ye oy verenler? Efendim, ben oy verenlerin çoğunun Cumhurbaşkanı'nın daha saygın davranması gerektiği, düşünmesi gerektiği. Saygın derken? Efendim? Saygın derken? Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'ye sürekli olarak dil uzatan, günlük polemiklere giren bir cumhurbaşkanı. Yani ben şahsen böyle bir ortam içerisinde kendisine oy veren insanlara bile haksızlık yaptığını düşünüyorum. Oy veren insanlar ona cumhurbaşkanı olmak için oy verdi. Cumhurbaşkanı olmak için oy verdi. Ama cumhurbaşkanı görevini yapmıyorsa... Oy veren insanların suçu değil, görevi yapmayan insanın suçudur. Yani bugün 400 vekili istemesi, tarafsızlığa yemin etmedi mi? Namusu ve şerefi üzerine yemin etmedi mi? Siz millete kalkıp bir cumhurbaşkanı olarak tercihlerinin ne yönde olması gerektiğine için bir propaganda yapması doğru mudur? Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı seçti. Başbakanı var. Vesayet altında yürütülür mü? Bakın bu karmaşanın bedelini hepimiz ödüyoruz. Ekonomik olarak ödüyoruz. Siyasi belirsizlik, ülke riski olarak halen ödüyoruz. En son bu çatışma, daha doğrusu dedikoduları Davutoğlu hakkında, Hakan Fidan meselesinde biraz ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Şimdi bir Milli İstihbarat Teşkilatı, çok önemli bir kurum. İlk defa bir siyasi tercihte bulunuyor ve siyasi tercihle birlikte gidiyor Ankara İl Başkanı'na müracaat ediyor, üye oluyor. Sonra geri çekiyor. Sizce MİT Müsteşarı'nın, bırakın sonrasını şimdi, öncesini sorayım. MİT Müsteşarı'nın aday olması doğru muydu? Aday olması bugüne kadar yaptıklarının, açıkçası sır küpü olarak yaptıklarını, aslında dinleme, izleme ve diğer yönlerle yapıldığının, aslında MİT'in de bir parti devletinin kurumu olarak yönetildiğini gösteren bir karinedir diye düşünüyorum. Evet. Peki, benim şikayetim var. Şikayetiniz vardı. Evet. Evet. Yani bir devlet düşünün Bahçe Hanım. ABD'nin NSA'sı dinlemiş.
Evet. PKK ile eş zamanlı istihbarat adı altında bütün bilgisayarlarımız girmişler. Almanya dinlemiş. Yüksek güvenlikte Suriye toplantısı dinlenmiş, videoları şeyleri yayınlandı. Bir devlet kendi güvenini sağlamıyor. Kozmik odalarımıza girilmiş. Bütün sırlarımız gitmiş. Haram paracı Rıza şeyleri, bakanları bağlamış. Rüşvet ağına. Peki ben soruyorum, istihbarat teşkilatı ne yapıyor? Musul'a IŞİD geliyor, kapımıza kadar geliyor. Rehin alıyor. Görmüyorlar. Bütün bunları dikkate aldığımızda maalesef Milli İstihbarat Teşkilatı bu yönlerle bakıldığında, bir taraftan Oslo'da siyasi müzakereleri yapan, kanunla kendisine verilen görevleri değil, siyasetin verdiği ödevi yerine getirmek, kanunda çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'na verilen görev bambaşkadır. Oslo'da gidecekler, bunları görüşecekler. PKK terör örgütüyle ilgili ilişkileri kuracaklar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu şekilde bir o siyasi organ olarak kullanılması kesinlikle doğru değildi. Dolayısıyla Hakan Fidan aday olunca rengini belli etti ve bu, sizi bana şikayetin başı. Yaptıkları yapacakların teminatı. Sonra ne oldu? Sonrası için düşünüyorsunuz? Vallahi sırt küpü olunca hangi dosyalar nelerdir, niye gitti, niye geldi, ölümü gösterip sıkmaya mı razı ettiler, kime mesaj verdiler, Hakan Fidan acaba hangi çevreden rahatsızdı da artık bıktım mı dedi? Sizce? Yani artık bıktım mı dedi, bir takım yakın çevrelerin yaptıkları ve kendisine yönelik bir kullanma şeyleri bakıldığında. Ama bence orada sırlar ağır bastı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yani faili meçhul birçok mesele var. Dolayısıyla oradan gittiği zaman bunlar dışarı çıkabilir endişesi hakim oldu ve toplumun bunları ya da bürokrasinin bunları öğrenmemesi için orada Hakan Fidan tıkaçının devam etmesi istendi. Ama bundan sonraki süreç içerisinde bu siyasi tercihini yapmış Milli İstihbarat Teşkilatı'na nasıl güveneceğiz? Nasıl? Yani istirham ediyorum yani. Ben şimdi bir parti devletinin organı gibi davranan, siyasi tercihini yapmış birisine güven olmaz. Kurumlara güven kalmıyor zaten. Bakın, Bahçekan. Siz daha önce MİT'e güveniyor muydunuz? Efendim? Siz daha önce MİT'e güveniyor muydunuz? Yok, yani siyasi olarak bakıldığım... Neden sordum? Çünkü MHP de bazı kumpaslara hedef elbette oldu. Elbette tabii. O yüzden soruyorum. Zaten yani. Biz bundan önceki döneme 2011'de bunları kim tarafından yapıldı, kim izledi, kim dinledi, bütün bunları çıkartmıyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bir kuruma yaptığı işlemler itibariyle güven azaldı. Bu şekilde devletin bir kurumu olmak yerine siyasetin bir kurumu olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi polise güvenebilir misiniz? Darma duvan olmuş. Paralel AK polis. Okullar kapanıyor. Terfiler iş güvenlik polis yasasında. Evet. Yargı paralel AK yargı. Kimse güvenecek halde değil. Bütün kurumlarımız sizce hiç o iddiaların aslı astarı yok mu? Paralel yargı, paralel polis, paralel yapının bir şey paralelse yani paralel eğer yanlışsa bunun izdüşümü de yanlış demektir. Paralelse benim paralelim değil ki. Ben AKP'ye dikey olduğuma göre, paralel onun paralel olduğuna göre bu icraatların hepsinin sorumlusu kimdir? Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Hukuka aykırı iş ve eylem yapan bürokrat kim varsa sorgulanmalı. Ama 12 yıldır ne istediğinizde vermedik diyen, her istediklerini verdik diyen kendileri. Çok ilginç, PKK'ya da aynı şeyi söyledi dönemin başbakanı. Her istediklerini verdik dediler. İki paralel yapıya da her istediklerini veren, hukuka aykırı iş ve eylem yapan kim varsa hesap vermeli. Demin ama, polisten bahsettiniz. Belki de muhalefetin neredeyse tek ağız anlaştığı tek konu oldu. İç güvenlik yasası tartışmaları. Farklı sahiplerle. Farklı ama sonuçta herkes hayır dedi. Birisi ona. Pazarlık, birisi molotof peşinde. Biz özgürlük peşindeyiz. Peki onu konuşalım. Şimdi iç güvenlik yasası demin parlamenter sistemden konuşurken dediniz ki başkanlık lazım değil. Parlamenter sistem doğrudur ama problemleri vardır. Problemleri olduğunda mecliste belki de bu kilitlenme olayları bir taraftan geç. Bir taraf diyor ki geçireceğim. Yani çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir tarafta diyor ki hayır geçirtmem. Değil mi? Biz sadece iş güvenlik yasası ile ilgili duyduğumuz endişeleri ifade ediyoruz. Evet. Ve iş güvenlikten kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz.
İş tüzük nedir? Hukuktur. Parlamentonun hukukudur. Çünkü çaresi kalmadı muhalefetin. Efendim, başka türlü anladığım kadarıyla bu zaten. Ben söz hakkımı kullanacağım. Evet. Yani bununla ilgili ifadelerimi kullanacağım. Ne çerçevede? Milletin hukuku. Ama maalesef Bahçek Hanım, meclisi yöneten irade, yasada yazan, iş tüzükte yazan milletin hukukunu uygulamadı. Benim söz hakkımı vermedi. Konuşma hakkım var. Tüm üzerinde, bölüm üzerinde konuşma hakkım var. Vermediler. Önergeler gerekçesiz oylanmaz. Gerekçesiz önergeyi niye oyladılar. Niye uzatmamaya çalışıyorlar? Efendim şimdi hukuk yani uzatmamak ne demek? Hayır değil mi yani, öyle yani, yani o sayıklarla değil mi? Uzatmamak gerekçesiyle hukuku ortadan kaldırmak silahı, zorbalığı meşrulaştırmak demektir. Evet. Şimdi karar yeter sayısı istiyoruz, istemiyorlar. Yoklama istiyoruz, soruyor. Yoklama mı istiyorsunuz? Evet yoklama istiyoruz. Yoklamayı uygulamıyorlar. Biliyor musunuz? Hukukun ayakta. Hukuk olmadan devlet olmaz ya. Parlamento kendi hukukunu gasp etti. Bir vatandaşın özgürlüğünün yani parlamentoda bulunan milletimizi temsil edenlerin hukukunun gasp edildiği bir ortam içerisinde bizi izleyen bir vatandaş, yalnız başına bir vatandaş hukuku gasp edildiği zaman ne yapacak? Kime başvuracak? Hukukun olmadığı yerde zorbalık olur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bunları ifade ediyoruz. İç güvenlik yasası ne getirecek bu ülkeye? Haksız bir şekilde şunu söylemediler mi ya? Molotov koalisyonu dediler. Evet. Ne kadar haksız değil mi? Ne kadar? Ya en çok canınızı mı sıktı? Biz bunlara evet dedik. Açık oylamada evet dedik. Uyuşturucu hatta yetmez dedik. Önerge verdik. Başka türlü değerlendirmesi için reddettiler. Şimdi Kaleşnikov'a izin verenler demir sapanla uğraşıyor. Bombaya izin verenler Molotov'la uğraşıyor. Molotov kaldı ki suç Yargıtay Genel Kurulu. Biz şu soruyu sorduk ya, Serap'ı yakanların içerisinde MİT'e yerleştirdiği bir KCK'lı olduğu söyleniyor. Buna görev verilip verilmediğini MİT müsteşarına soracaklardı. Niye zırh getirdiler? Bunun sorgulanmasının önünü kestiler. KCK'yı kim kurdu? Kim talimat verdi? Eylemlere katılındı mı? Katılınmadı mı? Ben bunları öğrenmek istiyorum. Bir devlet hukuka aykırı hareket edemez. Bir devlet faili meçhul yaratamaz. Devlet hukuk çerçevesinde gücünü kullanır. Hukuksuz bir devlet milletle bağını kesmiş demektir. Demin polis akademisinden bahsettiniz. Polis akademisi kapatılıyor. Evet. Kapatılıyor. Çocuklar ne olacak ya? Yazık, günah değil mi? Şimdi bakıyorsunuz polis teşkilatı ile ilgili düzenleme, terfilerin hepsi mülakatla yapılıyor. İki sınıf bir yapılanma meydana getiriyor. Keyfi bir polis teşkilatı, siyasileşmiş bir polis teşkilatı olmaz. Doğru değil. Bunları ifade ediyoruz. Birçok haksızlıklar yapılıyor. Bu yönüyle bakıldığında mesela jandarmayı valiliklere bağlıyorlar. Evet. Çok ilginç. 15 Mart 1919'da jandarmayı İçişleri Bakanlığı'na bağlayan kimdi? Damat Ferit. Evet. Niye? Çünkü o zaman milli mücadeleyi destekleyebilecek yegane asayiş birimi jandarmaydı. Ordu silahlarını bırakmıştı. Şimdi de aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın öz savunma milisleri olarak alan hakimiyetini oluşturmak amacıyla jandarmayı siyasi iradeye bağlıyorlar. Çünkü bundan önce zaten valilere operasyon yapmama talimatı verdiler. Şimdi jandarmayı bağlamak suretiyle onu kontrol etmek istiyorlar. Bu yasada neye karşıyız? Bir, yargının yürütmeye bağlanmasına karşıyız. İki, insanların herhangi bir suçla ilişkisi olmaksızın önleme yakalaması adı altında 48 saatte gözaltına alınmasına, yargıç teminat olmak gözaltına alınmasına karşıyız. İstihbari dinlemelerle ilgili karar verecek Ankara'daki bir ağır ceza mahkemesi üyesi, tabii hakim ilkesine aykırı, istihbari dinlemeleri siyasileşmiş bir yargıyla meşrulaştırmasına karşıyız. Jandarmanın fesine, kontrol edilmesine ve valiliklere bağlanmak suretiyle başkanlık sisteminde valilerin seçimle gelmesini sağlayarak özerkliğe götürecek süreç içerisinde bunların tasfiye edilmesi sürecine karşıyız. Daha net sorayım, kendi polisini mi yaratmaya çalışıyor AK Parti? Evet. Bakın, Kuvayi İnzibatiye'yi yapmıştı Damat Ferit. Şimdi de aynı şekilde kendi polisini yapıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Nedir? Bakın, bu yasanın özü şu. Geçen de söylemiştim. Geçenlerde İzmir valisi bir şey yasaklama yaptı. Valinin emirlerine uymayanlar 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyordu buna göre. O emirleri ya. Karada, havada, denizde basın toplantısı yapmak yasak diye İzmir valisi. Bugün de Çanakkale ile ilgili şey yapılıyor. Atatürk'ün adını bile anmıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Gaziantep'te
ihaleye sokulmayan esnaf derdini anlatacakken, protesto ederken bir polis memurunu yakalayıp sık ulan sık ne çirkin diyen polis memuru. Değil mi? Evet, nedir bu biliyor musun? Konuşma ulan konuşma. Yazma ulan yazma. Sus ulan sus. Otur ulan otur. Yasasıdır bu. Bu yasa insanları korkutma ve sindirmek amacıyla gücün keyfi bir şekilde olağanüstü hal uygulamasına izin veren bir yasadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz keyfi bir devlet yönetimi olmaz. Hukuka bağlı bir devlet yönetimi olması lazım. Hukuk da açıkçası bütün unsurlarıyla özgürlükleri, hukuk devletini tanımlaması gerekir. Bu keyfi bir olağanüstü hal yasası. Peki şimdi bütün bunlar oluyor. MHP de anlatıyor. Çok sert de muhalefet yapıyor hakikaten. Evet. Bahçeli'nin konuşmaları olsun, sizin konuşmalarınız olsun keza. Seçim de çok yakın. Hakikaten de çok yakın. Demin Balbay bir noktadan bahsetti. Şeyi hatırlayın dedi. ANAP'ın baraj altında kaldığı dönemi, sonra Ecevit'in gelişini hatırlayın dedi. Öcalan'ın teslim edilişi dönemine bir bakın lütfen dedi. Ben öyle bir döneme hazırlıklı olmamızı bekliyorum. Çünkü çok değişik dinamikler devreye girebilir. Çok değişik şeyler olabilir Türkiye'de de. Katılır mısınız? Böyle şeyler bekliyor musunuz mesela sizde? Yoksa hakikaten seçim döneminde... Bir dil dalgası olduğunu düşünüyorum. Bakın. Ne dalgası? Dip dalgası dip var. Dip dalgası. Peki. Şu ya da bu şekilde... gerçekten biz Türkiye'nin nereye gittiğini siz bile bilemiyorsunuz. Geleceği belirsiz bir Türkiye. Kimliği belirsiz. Rejimi belirsiz. Öyle. Başkanlık sistemi, parlamenter sistemi. Kimliğimiz ne olacak? Birileri biçecek. Vatanımız, cumhuriyetimiz nasıl olacak? Ekonomimiz nasıl olacak? Hiçbir şey belirsiz bir ortam var. Dolayısıyla bu yönle bakıldığında burada dengeli, dengeleri gözeten, topluma güven verecek yeni bir siyasal irade olması gerekir. Bu endişeleri ortadan kaldıracak. Toplumun ekonomik, sosyal, siyasal dengeler ekseninde geleceğe umutla bakmasını, demokrasi içerisinde sorunlarını çözebileceği, ifrat tefritten uzaklaşmış, gerçekten bir hukuk devleti ekseninde geleceğe bakacak, bir demokratik bir iradeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Peki bir nefes alalım, bir tabii. Araya gidelim. Aradan da sonrasındaki 5 dakikada da ben biraz sosyal medyaya bakayım. Tabii ne tarz efendim. Sorular sormuşlar Oktay Vural'a sorun. Hashtag ile birlikte çok kısa bir araya gidiyoruz şimdi.